Efendim Haber Odası'na hoş geldiniz. Bugün 6 Ekim Çarşamba 2021 gündemdeki önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Gerek siyasette gerek ekonomide sporda önemli gelişmeler var. Ama ilk haberimizi şöyle başlayalım. Bugün az önce de bahsettik 6 Ekim. Çok önemli bir olayın yıl dönümü nedir? Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 6 Ekim 1926'da Kayseri'de açılmıştı. Peki sonra ne oldu? Detaylara bakalım. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Tayyare ve Motor Anonim Şirketi yani TOMTAŞ olarak 6 Ekim 1926'da Kayseri'de açılmıştı. Bu fabrika 200 adet uçak üretti ve bir tanesi de İran'a hediye edildi. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yabancı lisans ile çeşitli tip ve marka uçak imal edildi. Savaş sonrasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alan Türkiye, Marshall yardımının getirdiği rahatlık içerisinde uçak üretimiyle ilgilenmekten vazgeçti. Fabrika 1950 yılında Kayseri Hava İkmal ve Bakım Merkezi haline dönüştü. Kayseri Uçak Fabrikası ilk açıldığında fabrikanın elektriği yokmuş. Jeneratörlerle çalıştırılmış, sonra tren yolu yapılmış ve büyük jeneratörler gelmiş. Barajı yapılıncaya kadar elektrik böyle sağlanmış. Kendi havaalanı olmadığı için kanatları at arabalarıyla boş arazilere çekilmiş. Tam 96 yıl önce kurulan bu fabrika şimdi maalesef yok. Evet, olayın hikayesi bu. Şu notları da ekleyelim. 1926-1942 yılları arasında 7 ayrı modelde toplam 212 uçak üretilen Kayseri Uçak Fabrikası'ydı. Tamamen yerli tasarım olarak üretilen uçaklar ilk olarak Danimarka'ya satılmıştı. Düşünün. 1926 yılında kuruluyor Kayseri Uçak Fabrikası ve biz Danimarka'ya uçak satıyoruz. Avrupa'da da sipariş yağıyor Kayseri'ye. Nereden nereye? Ve ABD'nin, Amerika'nın Marshall yardımıyla bu olay bitiyor. Bir ara bir tartışma vardı işte uçakları gömdüler şöyle filan. Allah'tan yeniden yerli ve milli üretimlere geçiyoruz. İşte tarihten bir yaprak. Bugün yıl dönümü ilk uçak fabrikası Kayseri'de kurulmuştu. Bugün 6 Ekim 1926. Siyasette devam edelim. AK Parti grup toplantısı vardı TMM'de. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Burada da Afyon Karahisar İçişleri Belediye Başkanı Ahmet Şahin AK Parti'ye katıldı. Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan'ın yanında da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özaseki vardı. O anlar nasıl yansıdı izleyelim. Afyonkarahisar İsçihisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin AK Parti'ye katıldı. Başkan Şahin'e parti rozetini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özaseki o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özaseki paylaşımında, AK Parti grup toplantımızda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takımıyla Afyonkarahisar İsçihisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti ailemize katıldı. Başkanlarımıza, şehrimize ve AK Partimize hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı. Efendim, Ankara'dan Gaziantep'e gidelim. Şimdi Gaziantep'te önemli bir fuar vardı. Exopel Çevre Şehircilik ve Teknoloji Fuarı. Bu fuara Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da katıldı. Burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin standı vardı. Stand büyük ilgi gördü. Tabii davetlere pastırma ikram edildi. Erciyes tanıtıldı. Tabii Kayseri pastırmasından yoğun ilgi vardı. TOP Başkanı İsa Cıklıoğlu da buradaydı. O da katılanlara pastırmayı tavsiye etti. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'le farklı illerden gelen büyükşehir ve ilçe belediye başkanları yer aldı. Başkan Büyükkılıç beraberindeki heyetle birlikte fuar öncesi Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ziyaret ederek İstiklal Savaşı'nda kahramanca verilen mücadelenin anlatıldığı Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ilgiyle gezdi. Ya.
Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Expobel Çevre Şehircilik ve Teknolojik Fuarı düzenlendi. Başkan Büyük Kılıç Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Expobel Çevre Şehircilik ve Teknolojik Fuarı 2021 ile pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte katıldı. Fuarda Kayseri'de yerini alırken kadim kent Kayseri'nin akıllı şehircilik ve bilişim alanında yapılan projeler ve hizmetler katılımcılara tanıtıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret ederek burada kendilerine gastronomi kenti Kayseri'nin meşhur pastırmasından ikram edildi. Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldığı fuarda Kayseri standını gezerek davetlilere pastırma ikram etmeyi ihmal etmedi. Expobel, Çevre Şehircilik ve Teknolojik Fuarı 6-9 Ekim tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenleniyor. İlk olarak Gaziantep'te, sonrasında Anadolu'nun farklı coğrafyalarına yayılacak fuarda şehircilik ve belediyecilik anlayışı için ortaya konulmuş yenilikler ve gelişmeler sergilenecek. Antep'ten yeniden Kayseri'ye dönelim. Şöyle organize sanayi bölgesine bir uzanalım. Üzücü bir olay, bir yangın olayı, bir fabrikada çıkan yangın bir saatte kontrol altına alınabildi ve fabrika sahibi gözyaşları içerisinde yangının söndürülmesini izledi. İlçede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. cadde üzerinde bulunan metal mobilya fabrikasında iddiaya göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın süngerlere sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin bir saatlik yoğun çabası sonucunda söndürülerek kontrol altına alındı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan fabrikanın sahibi de itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini gözyaşları içerisinde izledi. Ağlayan fabrika sahibini ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Yeniden şöyle bir Ankara'ya uzanalım. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy. Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretti Baki Ersoy. O anı da, o fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaştı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Ankara Genel Merkezi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Milletvekili Ersoy o anları sosyal medyadan paylaştı. Ersoy paylaşımında, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek ülke gündemi hakkında milli şuurumuzu güçlendiren çok anlamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Türkiye'nin onun vizyonuna, sağduyusuna ve mücadelesine çok büyük ihtiyacı var. Allah onu başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. Efendim, dün haber odasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı konuk ettik. Önemli açıklamalar yaptı. Belediye yatırım ve projeleri hakkında bilgi verdi. Şiir de okudu. Birazdan ona geleceğiz. Önce bu yurt sorunu ya da sorunsalı, öğrenciler, üniversite öğrencileri, bunlarla ilgili açıklama yaptı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın. Çünkü Talas bir üniversite şehri. Dedi ki, aman çocuklar, günlük siyasetten uzak durun. Burada yurt sorunu yaratmaya çalışanlara da tepki gösterdi. Öğrenci üzerinden siyaset yapılmaz. Bu kafayla 25 sene daha iktidar olamazlar dedi. Siyasetin bu kadar adileşmesine gerek yok dedi Mustafa Yalçın. Kayseri 5 tane üniversiteye sahip bir şehir. Bu 5 üniversitenin 3'ünün kampüsü var Talas'ta. Evet. Ve yakın olduğu için de Kayseri'de birçok öğrenci, Talas'ta, Kayseri'de öğrenim gören birçok üniversiteli öğrenci Talas'ta ikamet ediyor. Gerek yurtlarda, gerek evlerde. Şu anda Talas'ta faaliyet gösteren 22 tane özel yurt var.
6-7 tane de devlet yurdu var. Yani çok fazla, çok şükür, yurt var. Yurt var. Bununla beraber evlerde kalanlar da çoğunluk arz ediyor. Tabii birileri yurt yok, yurt yok falan, tamam yurt falan var. Ancak koronadan ötürü bazı şeyler birbirinin içine girdi. Açıkça söylüyorum. Bunu yapabilirler miydi bizim bürokratlarımız daha anlamlı, onu bilmiyorum. Yani okulların açılmasıyla yurtlara yerleşme takvimi birbirine çok yakın oldu. Sorun burada oldu. Ve bu panik oluşturdu. Paniği körüklemek isteyenlerin de ekmeğine yağ sürüyor. Yoksa o gün biz 1200 kişilik kız öğrenci yurdunda müdür hanımın söylediği şuydu. Şu anda burada 100 kişiden fazla, 120 kişilik boş yerimiz var. Yani bu paniğe gerek yok. Ev bulmak istiyorum, evde kalmak istiyorum. Canım ben 18 senede 18 ev taşımışım. Hiçbirinde bir ayın içinde ev bulup da yani genel sekreterdim, öğretmendim filan. Tabii bu bir anda ev bulunmuyor. Bir anda yurt bulunmuyor, özel yurt. Tamam, parayı verir bastırırsın, ha olur. Ama bir pandemiden çıkıldı. Tabii bir böyle ne diyelim, kargaşa birkaç gün yaşanabilir, bir hafta yaşanabilir. Bunu, yurt yok, devletimiz yetişemiyor, devleti yönetenler bu işi beceremiyor. Ya dökmemek lazım. Bu şehir öğrenci şehridir, öğrenciyi çok sever, öğrenci de bu şehri sever, öğrenci dostudur, genç dostudur. Dışarıda kalan diye kimse yok, öğrenci hiç kalmaz. Hepimiz evimizi alırız, yine o. Ama iş o değil. İş başarılı göstermek yerine başarısız göstermek, yeterli göstermek yerine yetersiz göstermek gibi bir yarışa girerse, onlar da 25 sene daha geçse iktidar olamazlar. Bu siyasetin bu kadar adileşmesine hiç gerek yok. Öğrencinin üzerinden siyaset olmaz. Siyaset öğrenciyi katmadan yapılır. Adam okumaya gelmiş, böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. O adam senin şehrine gelirken bir çadırda sen kur birader. Bir de sen hayırlı olsun gel bakalım. Gideceğin yere ben götüreyim de göreyim seni. Yetersiz yetersiz. Ne yetersiz ulan? Yok bir şey. Bu kafayla iktidar olamıyor, olunmuyor işte. Olunmaz da zaten. Yine Mustafa Yalçın'la devam edelim. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, aynı zamanda Aydın, entelektüel bir isim. Güzel de şiir okuyor. Biz de rica ettik, iki Kürt şiirden kısa bölümler okudu. Sezai Karakoç'un Mono Raza şiiri ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kara Tutum Çatal Karam Çingenem şiiri. İkisini de kısa kupleler okudu. İşte o şiirler ve Mustafa Yalçın'ın yorumu. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza, henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım sığmaz öyle her saza, en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Açma pencereni, perdeleri çek, Mono Roza seni görmemeliyim. Bir gülüşün ölmem için yetecek, dinle Mono Roza. Ben bir deliyim, kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Bir de güncel bir şey okuyalım. Kara dutum, çatal karam çingenem, nar tanem, nur tanem bir tanem. Ağaç isem dalımsın salkım saçak, petek isem balımsın avulum. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dişi mercan, dizi mercan, yoluna bir can koydum. Gökte ararken yerde buldum, daha nem olacaksın bir tanem. Gülen ayvam, ağlayan narımsın, kadınım, kısrağım,
karı mısın? Kayseri Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Mehmet İlhan Şahin sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde de burada konuk ettik. Çok iyi de konulara böyle parmak basıyor. Yine sosyal medyasından önemli paylaşımlar yaptı. Biz de onu haberleştirdik. Sahtekarlıklara aldanmayın dedi. Anne babalara seslendi. Kayseri Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Mehmet İlhan Şahin sosyal medya hesabında şunları söyledi. Çocuklar ve sözü bana bağışıklığı güçlendirme konusu tam bir istismar konusudur. Çünkü her anne baba çocuğunu canından çok sever ve onun için en iyisini ister. Şifacı pozlarında cebinize göz diken sahtekarlara aldanmayın. Paranızı boş harcamayın. Uyku parasız şifa kaynağıdır. Anne baba çocuğuyla gece yarılarına kadar oturuyor. Çocuk uykusunu alamadan uyanıp okula gidiyor. Öncelikle bilmek gerekir ki uykusuzluk ve bağışıklığı zayıflatır. Bağışıklığı vitaminle, zencefille bilmem neyle takviye etmeye çalışmak yerine sebebi ortadan kaldırmak gerekir. Anneler, babalar, bilimsel verilerin yanında mesleki tecrübelerime dayanarak uyarıyorum. Okula, kreşe giden ve sık hasta olan çocuklarımız için bağışıklığı güçlensin diye takviye şurup, vitamin vesaire arayışına girmeyin. Onları erken yatırın, uykusuz bırakmayın. Uyku şifadır. Kaski'ye geçelim. Kaski Genel Müdürü Doçent Doktor Özgür Özdemir. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu Koramaz'daydık. Başkan Büyükkılıç'a bir Koramaz turu yaptık. Bu turu yaparken de yaklaşık 1,5 saatlik bir yürüyüştü. Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla da orada konuştuk. Onlardan biri de Kaski Genel Müdürü Doçent Doktor Özgür Özdemir'di. Hem Kaski'nin su ve altyapı çalışmalarını sorduk. Hem de su yani küresel ısınma gündemde. Özgür Bey dedi ki küresel ısınmaya karşı bizim şansımız Erciyes. Kaski yatırımlarımız devam ediyor. Başkanım dediği gibi zaten merkezdeki tüm yatırımlarımız tamamlanmıştı. Sadece yeni açılan bölgelerde çalışmalarımız var. Bir büyük yatırımımız atık su arıtma tesisinin ikinci kademesi. 25 milyon euroluk bir işimiz var. Onun yarısı hibe olacak şekilde şu an müşavirlik hizmetleri devam ediyor. Nasip olursa 2022 yılının içerisinde kazma vurup ikinci kademesini bitirmiş olacağız. Onun dışında ilçelerimizde tüm atık su çalışma devam ediyor. Yani şöyle genel manada Kayseri'de içme suyu hatlarımız tamam. Kanalizasyon hatlarımız %98 oranında bağlı. Bunda çok güzel bir rakam. Üçüncü kademe arıtma geliyor. Arıtmadan sadece Felahiye ilçemizin arıtması eksikti. Onun da projeleri şu an yaptırılıyor. Nasip olursa 2022 yılda proje biter bitmez arıtma da verilmiş olacak. Dolayısıyla başkanımın sosyal belediyecilik anlamda söylediği altyapı hizmetlerinden içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tamamlanmış oluyor. İçme suyumuz ne durumda efendim? Bugün de dünyada en çok iklim değişikliği, kuraklık, içme suyu o konuşuluyor. Genel olarak bakacak olursak ülkemizde ve dünyada yaşanan bir küresel ısınma durumu söz konusu. Onu haliyle biz de nasibimizi alıyoruz. Ülke olarak biraz daha fazla etkileniyoruz ki her geçen gün bir basın bülteninde ve haberlerde bir gölün kuruduğunu vesaire duyuyoruz. Kayseri olarak biz de etkileniyoruz ancak bizim şansımız Erciyes'te aynen öyle. Erciyes havzamıza düşen yağışımız bize yaklaşık 15 yıl gibi bir sürede içme suyu olarak geliyor. Dolayısıyla Erciyes'ten dolayı biraz daha şanslıyız. Şöyle bir oran vereyim. Bazı şehirlerimizde son 20 yılda yeraltı seviyesi 400 metreye yakın civarda çekilme yaşadı. 400 metre. Evet. Hatta Konya'da obruklar oluşuyor. Onu görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Evet. Kayseri'deki bu rakam 5 metre civarında. 5 metre deyince sanki biz az etkilenmiş gibi oluyoruz ama 5 metreyi bir düşünün, tahayyül edin. Bir Kayseri havzasını düşünün, bir denizimiz yok olmuş gibi. Evet. Şimdi biz geleceğe yönelik 2050 yıllar ve 2070'li yıllar olmak üzere bir çalışma yaptık, planlama. Nedir bu? İşte 2053 yılında ve 2071 yılında Kayseri'nin havzası ne olacak? Bu yaşam alanı ne olacak? Burada ne kadar insan yaşayacak? Ve bu insanların su ihtiyacı ne olacak? Ve bizim ne kadar suyumuz var? Mevcutta ne kadar suyumuz var? Aradaki farka baktık. Şu an mevcut kapasitemizle beraber, DSE ile beraber
yapılmış olan çalışmalar, master plan çalışmaları var. 2003 yılındaydı sanırım. 2053 yılına kadar bir içme suyu açısından söylüyorum, bir su sıkıntısı gözükmüyor. 2053 yılına kadar sorunumuz yok. Gözükmüyor. Aynen. Şartlar bu şekilde giderse, yani daha kötüye gitmez ise eğer. Ama 2071 yılına geldiğimiz zaman Kayseri'nin nüfusu yaklaşık 3 milyon, şu an net hatırlayamıyorum. Yani tahminimiz o civarlarda. O civarlarda. Su ihtiyacı 7500 litre saniye civarında ve bizim mevcut kapasitemiz daha düşük olduğu için ilave su kaynakları gerekecek. Böyle bir durum söz konusu. O ilave su kaynaklarını yaratabilecek miyiz 2071'i düşünürsek? Onunla ilgili DS ile yine bir çalışmalarımız söz konusu. Belki yüzeysel su kaynaklarının kullanılması gündeme gelebilir. Burada da en önemli nokta, mevcut suyumuzu bizim tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Tasarruf son derece önemli. Kesinlikle öyle. Özellikle bu bizim belediye olarak bizim yapacaklarımız var, vatandaşların yapacakları var. Belediye olarak bizim yapacaklarımız, şehre verdiğimiz su ile tahsil ettiğimiz su arasında ki kayıp kaçakları, yani şeyler, borulardan kaçakları, evet, minimum indirmemiz gerekiyor. Vatandaşımız da kendi evinde suyu tasarruflu kullanması gerekiyor. Özellikle yazın bağ bahçe sulamaları biraz etkiliyor değil mi efendim? Kesinlikle. Aslında bizim Kayseri'de su sorunumuz yok. İçme suyunun sulamada kullanılması sorunu var maalesef. Dolayısıyla orada salma sulama değil de damlama sulama tarzında, yani sulama tekniklerinin değiştirilmesi veya su ihtiyacı az olan ürünlerin ekilmesi gibi yollara girilmesi gerekiyor. Tabii havalar soğudu. Bu hava değişikliklerinde genellikle işte grip, nezle oluyoruz. Bazen koronaya da böyle karışıyor. Ya korona mıyız, grip miyiz, nezle miyiz? Eczanelere gidiyoruz ama aktarlara gidenler de fazla. Havalar soğudu, aktarlar da bayağı doldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bitki ve kış çaylarına talep arttı. Soğuk algınlığından korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler aktarların yolunu tuttu. Grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar şifalı bitkilerin satıldığı aktarları tercih etti. Aktar esnafı Hanzalı Altun, pandemi ve havaların soğumasıyla beraber yoğun olduklarını belirtirken vatandaşlara ise şu tavsiyelerde bulundu. Şu an kış gelmesiyle beraber hem bunun üzerine pandemi eklendi. Hani normal kışın zaten milletimiz ıhlamurdu, kuşbunuydu, tüketiyordu. Hani bilindik sadece standart şeyleri tüketiyordu. Pandemiyle beraber bunun yanına yaz zencefil eklendi. Ondan sonra kuşbunun daha çok, bağışıklık çayları, kış çayları, ondan sonra kekik çayları. Bunlar pandemiyle beraber bunlara yoğunluk arttı. Mesela şöyle göstereyim ben size. Hani bu ekinezyalı, tarçınlı, zencefilli kış çayları daha çok rağbet görüyor. Bağışıklık çayımız var. Kuşburnu, C vitamin bakımından etkili olduğu için şu an en yoğun olarak tüketilen budur. Bunun yanı sıra hani yaş zencefil satışımız vardı ama hani sakin bir şekildeydi. Şu an hani pandemiden kaynaklı, bir de haberlerde olsun doktorların söylemesiyle beraber zencefil tüketimi arttı, ıhlamur tüketimi arttı. Şimdi bazen hani haberlerde falan izliyoruz, fiyatlar şöyle arttı böyle arttı diye, ama hani yaklaşık ıhlamurun fiyatı son 4 yıldır aynıdır. Kuşburnunun fiyatı aynıdır. Yani bunlar fiyat artacak bir ürünler değildir. Hani Kayseri gibi bir yerde hani zaten yani fiyatın artmasına gerek kalacak bir ürünler değil bunlar. Ihlamur falan Kayseri'de yetişiyor. Hani bol miktarda mevcuttur. Sadece fiyattan artanlar ihraç malları, zencefildi, zerdeçaldı, tarçındı, bunlarda fiyat arttı. Bunlar da normal olarak ülkenin ekonomik olarak doların euronun artmasıyla kaynaklı. Şu an olarak bizim tavsiye ettiğimiz şeyler kuşburnu, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, kekik, karanfil, yani bu tür şeyler, bağışıklığı güçlendirecek şeyler. Ekinezya olur, kış çayları olur. Hazır kış çayları mevcuttur. Bağışıklık çayları mevcuttur. Bunları tüketmesini tavsiye ediyoruz. Efendim, içinde bulunduğumuz hafta cami ve din görevlileri haftası. Bununla ilgili haberlerimiz var. Birazdan onları aktaracağız. Şimdi Develi'de bir imam hatip var. Kendisi hem imam hatip hem de ressam. Develi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temur'la birlikte 54 resmin sergilendiği sergiyi ziyaret eden Belediye Başkan Vekili Tufan Nayman,
resim gibi sanatın en güzel kollarından biriyle hemhal olması ve bunu ilçemizde tanıtmasından dolayı Süleyman kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum dedi. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Vekili Naime ve Başkan Yardımcısı Temur'a teşekkürlerini ileten ressam imam Süleyman Yücel, inşallah ikinci sergimi de Develimizin tarihi mekanlarını çizeceğim resimlerle yapmak istiyorum dedi. Dün külliyede akademik yıl açış töreni vardı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ödüller de verdi. O ödül alan kurumlardan biri de Erciyes Üniversitesi'ydi. Bu Yerliyaşlı Türkovak'la ilgili. Burada ödülü Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış aldı. Bugün de Çalış'ın yeni bir açıklaması var. Faz 3 çalışmalarıyla ilgili çok güzel gidiyor diyor Rektör Çalış. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen yerli koronavirüs aşısı Türkovak'la ilgili bilgiler verdi. Rektör Çalış, aşının faz 3 çalışmasının bitmesini ve acil kullanıma geçmesini beklediklerini dile getirdi. Çok gururluyuz. Gerçekten 2020 Mart ayından itibaren çok büyük bir çabayla gerek ilaç uygulama araştırma merkezimiz, gerek iyi klinik uygulama araştırma merkezimiz ki biliyorsunuz faz 1 faz 2 çalışmaları orada yapılmıştı. Çok büyük emek sarf edildi. Şu anda faz 3 çalışması devam ediyor. Sağlık Bakanlığımızın TÜSEB'in koordinasyonu devam ediyor. 5 merkezde şu anda faz 3 çalışması yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Erciyes Üniversitesi biliyorsunuz. İnşallah bu merkezler hızlı bir şekilde çoğalsın, 20-30 merkeze çıksın ve biraz önce faz 3 çalışması bitsin diye ümit ediyoruz. Tabii ki Sağlık Bakanımızın acil kullanımda son aşamadayız ifadesi bizi çok memnun etti. İnşallah sabırsızlıkla bekliyoruz acil kullanıma geçmesini Türkovak aşımızın. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından YÖK topluma hizmet ödülüne, üstün başarı ödülüne layık görüldü biliyorsunuz bu çalışmamız. Covid-19'a karşı Erciyes Üniversitemizde geliştirdiğimiz aşımız bu bağlamda topluma hizmet üstün başarı ödülü aldı. Çok gururlandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü aldık. Gerçekten eğer milletimize, toplumumuza, insanlara bir hizmet yapabilsek ne mutlu bize. İnşallah sabırsızlıkla da bekliyoruz. Bir an önce faz 3 çalışması biter veya en azından acil kullanıma geçer aşımız da hem milletimizde hem tüm insanlıkta buluşur diye ümit ediyoruz. Biz de gerçekten gururluyuz. Erciyes Üniversitesi ve şahsım adına tüm emeği geçenlere, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın YÖK Başkanımıza da ödülden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. YÖK şu anda çok güzel gidiyor. Ben zaten buradaki merkezdeki çalışmalara devam ediyorum. Tabii ki diğer çalışmalar, diğer merkezleri Sağlık Bakanlığı koordine ediyor. Burayı da Sağlık Bakanlığı koordine ediyor. Benim aldığım bilgilere göre çok güzel gidiyor. Tabii biz buradan tekrar tüm gönüllerimize tekrar bir duyuru yapalım. Ne kadar çok gönüllü olursa o kadar hızlı biter faz 3 çalışması. Yani özellikle aşı karşıtı olup da Türkovak'ı bekleyen vatandaşlarımız var. Özellikle Türkovak'ı bekleyen vatandaşlarımıza en azından gönüllü olun. Hem Türkovak'ımıza katkınız olsun hem de aşı olmuş olun diyoruz. Efendim Kayseri Emniyeti'nin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Bağımlılık oranları son derece arttı. Yaş grubu düştü. Hem toplum olarak, STK'lar olarak, biz medya olarak mücadele etmek zorundayız. Emniyette bu insanlarla hem satıcılar hem kullananlarla ilgili operasyonlar düzenliyor. Onlardan biri Devel ilçesinde yorgan arasında uyuşturucu ticaretine polis engeli. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Devel ilçesine batı illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin aracını tespit eden ekipler narkotik köpeği de arama yaptı. Yapılan aramada yorgan içerisinde gizlenmiş 51.58 gram metafetamin, 2081 gram bonzai, 4.07 gram kubar esrar ve 6.66 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yine uyuşturucu haberi, bu kez pipetin içinden uyuşturucu çıktı. İzleyin. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs yönelik 2 ay sürekli takip çalışmaları sonucunda RH, AK ve MS'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada pipet için özel yapılmış 23 fişek halinde satış hazır, 10.20 gram metafamin ve 4 adet uyuşturucu paketlemek için kesilmiş folyo, 1 adet tabanca ile şarjör ve 5607 sayılı kanun maddesi kapsamında olduğu değerlendirilen 4 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler RH ve MS yakalanırken AK'ye yakalamak için çalışmalar sürüyor. İl
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan operasyonlar. Bu operasyonlarda 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde 70 kasten yaralama olayında 100 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 37'si evden, 9'u bağ, bahçe ve tarladan, 12'si iş yerinden, 9'u kamu kurum ve kuruluşlarından, 4'ü otodan, 4'ü inşaattan hırsızlık, 9'u kablo ve 1 motosiklet hırsızlığı ile 2'si dolandırıcılık olmak üzere toplam 87 olayın şüphesi olarak 92 şahıs yakalandı. Yine ekiplerin çalışmaları neticesinde 8'i uyuşturucu madde imal ve ticareti, 7'si kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, 1'i silah kaçakçılığı, 2'si 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet, 1'i akaryakıt ve 3'ü sigara kaçakçılığı ile 2'si resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 24 olayda 45 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yapılan operasyonlarda da 5803 gram esrar, 450 gram metafetamin, 2482 adet kaptagon, 4 adet eksaki ve diğer haplar bulundu. Ekiplerin terörle mücadele kapsamında yaptıkları faaliyetlerde de PKK, KCK, FETÖ, HDP ve DH terör örgütlerinin üye olma suçlarından 12 olayda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen materyallere el konuldu. Belediye haberleriyle devam edelim. Başkan Büyük Kılıç Gaziantep'e gitmeden önce Osmanlı Baş Eğitim Kompleksi, burada yer alan Kazım Karabekir Spor Salonu inşaat çalışmalarını yerinde denetlemiş. 900 metrekarelik alan içerisinde her türlü donanımda düşünülmüş. İzleyelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı nesillerin yetişmesi için sürdürdüğü projelerden bir yenisini daha Kayseri'ye kazandırıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor salonunu, Merikgazi Belediyesi'nin anaokulunu ve hayırsever iş insanı Osman Ulubaş'ın ilk ve ortaokulunu yapacağı 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nin temeli geçtiğimiz Aralık ayında atılmıştı. Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki okul bünyesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kazım Karabekir Spor Salonu inşaatı hızla sürerken spor salonu eğitim en iyi hizmeti verecek nitelikte olacak. Osmanoğlu Baş Eğitim Kompleksi içerisindeki Kazım Karabekir Spor Salonu inşaat çalışmalarını yerinde denetleyen ve son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Büyük Kılıca, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'la Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da eşlik etti. Hayırseverliğiyle anılan Kayseri'de okul ve cami gibi yapıların büyük ölçüde hayırseverler tarafından yapıldığını, bununsa gurur duyurulacak bir olgu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, belediyeler olarak amaçlarının hayırseverlere ve hayıra destek olmak ve eğitime de katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Kazım Karabekir mahallemizdeyiz. Pırır pırır bir mahalle ortaya çıktı. Burada tabii ki sosyal donatılarıyla ilgili de çalışmaları her zaman olduğu gibi hayırsever belediye işbirliğiyle sürdürüyoruz. İlkokulu, ortaokulu yapan hayırseverimizin hemen yanı başında spor salonunu Kayseri Büyükşehir Belediye'miz, anaokulunu da Melikgazi Belediye'miz yapmak suretiyle adeta birbirini tamamlayan bir yaklaşım sergiliyor. Ben şehrimize, bölgemize gönül insanlarının yoğun olduğu Kazım Karabekir mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine Büyük Kılıç'la devam edelim. Başkan Büyük Kılıç, AK Parti Kayseri Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Diyanet'ten Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Diyanet'ten Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu ve sendika yönetimini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç yaptığı ziyarette tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı. Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ve AK Parti yönetimiyle birlikte Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Diyanet'ten Kayseri Şubesi Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu ve sendika yönetimini ziyaret ederek bu vesileyle bütün din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ettiğini ifade etti. Ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bu haftanızı tebrik için geldik. Birliğin, beraberliğin, bereketin sizler zaten bize sürekli tavsiye edenisiniz. O açıdan inşallah bu anlayış içerisinde kaygısı, sevdası bir olan İslam kültürünü, İslam dinini
gönüllere yerleştirmeye çalışan bir anlayışın tek yürek olarak hareket etmesi de bizleri sevindirir. Bu manada bizim üzerimize ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye, Diyanet Sen Sendikamızın yanında yer almaya varız. Bunu da buradan gönül huzuruyla paylaşıyoruz. Pandemide hocanın, caminin, imamın, müezzinin ne kadar özlendiği bir dönemi tüm dünya, tüm ümmet-i Muhammed yaşadı. Yine Camiler ve Din Görevleri Haftası haberleri bu kez Melikgazi ilçe müftüsü Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'nu ziyaret etmiş. Din görevlilerinin dini öğrenme konusunda verdikleri eğitimlerin insan hayatına çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, insanların çevreyle ve toplumla iyi ilişkiler camide pekişmektedir. İnsanların manevi dünyaları camiyle güçlü hale gelmektedir. Din görevlilerimizin dinimizi öğrenmesi konusunda verdikleri eğitimler insan hayatında çok önemli bir yer tutuyor dedi. Biz de belediye olarak ilçemizde 2 cami yaptık, ibadet açtık. 6 cami yapım aşamasında, 6 cami de proje aşamasında bulunuyor. 2 Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi tamamlanırken ikisi yapım aşamasında, 2 tanesi de proje aşamasında. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve olmaya devam edeceğiz dedi. Koca Sinan'la devam edelim. Yeşil alanlara sonbahar bakımı devam ediyor Koca Sinan'ın ve yeşil bir atak gerçekleştiriyor. İlçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını arttıracaklarını ifade eden Başkan Çolak Bayraktar, yeşil alanların arttırılması noktasında titiz ve özenli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Belediye olarak bizlerim özellikle göreve geldiğim günden bugüne kadar en önemli yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi ve üzerine basa basa yaptığımız işlerden bir tanesi ağaçlandırma çalışmaları. Evet, parkları yapıyoruz. İnsanlar huzur içerisinde gitsin, parklarda otursunlar, vakit geçsinler, çocuklar oynasınlar, gençler spor yapsınlar. Bu güzel bir şey ama bununla birlikte ağaçlandırma çalışmaları ki her yıl 100 bin ağaçla şehrimizi ağaçlandırma gibi bir hedefimiz var. Bu noktada her bir köşeyi yeşillendirmek için gayret gösteriyoruz. Tabii ki bu yaptığımız iş bugün baktığınız zaman şimdi burada bütün bu söylediğimiz birbiriyle ilintili olan 30 bin, 20 bin, 28 bin, 130 binin üzerindeki alana baktığımız zaman bozkır bir alan. Bir şey yok. Toz toprak. Üzerinde ot var. Ama inşallah şimdi burasında başladan bu ağaçlandırma çalışması sonbaharla birlikte işte arkasından nasipse önümüzdeki yılın ilkbaharıyla birlikte devam edecek bu alan. Bizden sonraki kuşaklara miras olarak kalacak. Biz bunu bugün bunları ekeceğiz. Yetişmesi için belediyemizin park bahçeleri birimi burada çalışacak. Onlarca yıl sürecek buraların ağaç orman olması, yeşillenmesi, yemyeşil bir arazi olması. Ama tabii ki herhalde bizim de bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız hem miras olarak hem gönül ferahlığı olarak ya biz de bu şehrimiz için, bizden sonraki insanlar için bir şeyler yaptık diyebilmek işin güzel tarafı. Talas'a geçelim. Şimdi Talas'ta 2019 yılında hayata geçirilen önemli bir proje var. Engelli araçları bakım onarım ünitesi. Son derece önemli. Bununla ilgili bir haberimiz var. Bugüne kadar 551 aracın tamir edildiği hizmet kapsamında belediye ekipleri tarafından evlerinde alınan engelli araçları ücretsiz olarak tamir ve bakımı yapıldıktan sonra yine belediye tarafından evlere teslim ediliyor. Belediyenin sunduğu hizmetten yararlanan vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Kendisi gibi engellilerin hayatını kolaylaştıran önemli bir hizmet olduğunu dile getiren Yeter Ergün, yalnız yaşadığını ve sunulan engelli araçları bakım ve onarım hizmeti sayesinde hayatının kolaylaştığını ifade etti. Bu Talas Belediyesi'nin yaptığı hizmetten gerçekten ama gerçekten çok memnunum. Şöyle ki bu 15 yıllık içerisinde 2 yıl önce eşimi kaybettim. Eşimi kaybettiğimde biz haftada bir, iki haftada bir yollara düşüp gidiyorduk. Ya teker patlıyordu, ya işte araba bozuluyordu. Ama şimdi bu 2 yıldır telefon açtığımızda geliyorlar. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Engelli aracının tamir sonrası teslim alan bir engelli babası da hizmetin kendilerini çok memnun ettiklerini belirterek benim çocuğum bu arıza yüzünden 10 gündür okula gidemiyordu. Allah razı olsun. Keşke her belediye böyle olsa diye konuştu. Allah razı olsun. Benim çocuğum 10 gündür okula gidemiyor. Belediyemizden Allah razı olsun. Tamir edildi gidiyor. Allah razı olsun. Keşke her belediye böyle.
Engelli araçları bakım ve onarım ünitesinde görev yapan teknik personel Şeref Özel de ünite hakkında bilgi vererek süreci anlattı. Şimdi bir aracımızı almaya geldik. Biraz önce de joystick'ini tamir ettiğimiz bir aracımızı teslimatını yaptık. Joystick yaklaşık 1500 lira civarında bir arızası vardı. Kablosunu yenileyerek sadece ücretsiz bir şekilde yapıp teslimatını yaptık. Talas Belediyesi engelli bakım araçları bakım onarım atölyesinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar 0352 503 1251 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgi ve destek alabilirler. Yine Talas'la devam edelim. Talas Belediyesi'nde yeni kurslar var. Peki hangi kurslar? Bakalım. Sanatın inceliği, el emeği, göz nuru olarak kağıt ve seramiğe dökmek isteyenler için düzenlenen kurslara kayıtlar başladı. Başvuruların şahsen yapılacağı, kurslar hakkında bilgi almak isteyenler Cemil Baba Tramvay son durağındaki Talas Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edebilir ya da 0531 421 2525 numaralı telefondan bilgi alabilir. Ekonomi haberiyle devam edelim. Kayseri Şeker, sosyal sorumluluk ve yönetim belgesini almaya hak kazanan gıda sektöründeki ilk şirket oldu. Kayseri Şeker, Türk Standartları Enstitüsü tarafından IQ.net CRTEN Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi belgesine layık görüldü. Kayseri Şeker'in bu belgeyi alabilmesinde kadın istihdamına vermiş olduğu önemle engelli çalışan sayısının diğer şirketlere göre daha fazla olmasının etkisi oldu. Bunların yanı sıra spora, sporcuya ve eğitime destek amaçlı yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri de göz önünde bulunduruldu. Dünyanın en güçlü gıda şirketlerinin sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan Kayseri Şeker, bu kez müşteriler, tüketiciler, çalışanlar, toplum, tedarikçiler, yerel yönetimler dahil olmak üzere tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayan ve tüm paydaşlarla iletişimi güçlü olan gıda sektöründeki ilk firma olduğunu göstermiş oldu. Yine ekonomiyle devam edelim. Önceki gün burada haber odasını konuk etmiştik. Ödül Enerji ve Ödül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Duran Güven hem inşaat sektörünü kira artışlarını değerlendirdi. Önemli ifadeler kullandı. Yeniden hatırlayalım. Ya, kira artışı tabii biz şimdi 2 yıldır gerçekten Türkiye'de o stok eridikten sonra ben ödül yapı olarak yılda 600 konut yapıyorsam kendim frene bastım. Bunu 300'e 200'e düşürdüm. Aslında Türkiye'de bir stok fazlası şu anda aşırı bir fazlamız yok önceki yıllara göre. Şimdi öğrencilerimiz artı bu ciddi bir göç aldık biliyorsunuz. Evet. Afganlı olsun, Suriyeli olsun yani ciddi bir insan geldi. Oradan da bir göçümüz var. Onlar da bir konut illaki kira veyahut da şey. Öğrenciler bir anda şeye çıktı. Pandemiden dolayı şeye çıktı. Fazla da üretim olmadığı için de kira fiyatları birdenbire iki katına çıktı neredeyse. Yani burada öğrenci ve bana göre yurt dışından gelen Afganlılar veya da Suriyeli vatandaşların durumu. Bu demir ve çimentoda müthiş bir artış var. %200'ü buluyor. Şimdi demir hadi ithalat falan ama çimento hani aşağı yukarı yerli üretim. Bu artışı neye bağlıyorsunuz? Bir ara boykot kararı aldı müteahhitler. Yani şimdi demirde dediğiniz gibi yani demir bir hurda piyasası var. Dünya genelinde evet. Yani Londra'da piyasada açıldığı anda hurda neyse fiyatı ona göre demir artış kazanır. Dolar ve euroya bağlı olarak. Ama çimentonun tamamı neredeyse %90'ı biliyorsunuz yerli üründen oluşmakta. Doğru. Ve bunun da en büyük gideri de enerji, elektrik. İşte doğalgaz elektriği üreterek yapıyorlar. Oradaki boykot aslında belli bir derneğin yapmış olduğu bir boykottu Türkiye genelinde. Ama yine de fiyatları geri çekilmedi. Boykotun bir şeyini göremedik. Buradaki artış biraz suni bir artış yani çimentodaki. Evet. Şimdi bu sizi bu sene nasıl etkiledi? Şimdi siz diyorsunuz ki ya paranla malzeme alamıyorsun. Aldığında ham madde bulamıyorsun. Bayağı bir sıkıntıya soktu mu? Ya Murat Bey kesinlikle bir pandemiden dolayı sıkıntımız var. Yani ekiplerin içerisinde pandemi olan oluyor. 10 kişi birden karantinaya giriyor. İşiniz yarım kalıyor. Bekliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Benim kendi çalıştırdığım işçilerin içerisinde 2 kişiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Taşeronlarımdan. Yani iş yarım kaldı. İşte COVID olanlar, gelmeyenler. Yani bir kere orada bir ciddi bir sıkıntımız var inşaat konusunda. Çünkü ekibin içerisinden bir tanesi COVID ise 10 kişi birden karantinaya giriyor. Sizin orada işiniz bekliyor. Pandemi böyle bir etkiledi. İkincisi de hiç olmadık şekilde ciddi bir fiyat artışı. Yani bir yılın içerisinde, 8 ayın içerisinde hiç beklemediğimiz
%200'lere varan, %300'lere varan zamlar oldu yani bu şeyin içerisinde. Plastik %200 zam aldı. Mobilya, medefe, sunta %300'lere yakın zamlara zam aldı. Şimdi ben geçen sene yaptırdığım bir mutfak ya da dolabını 25 bin yaptırdım, bu sene 50 bin liraya yaptıramıyorum. Radyo Plus günün gelişen spor haberlerini sunar. Sporla devam edelim. TV Kayseri'de yayınlanan Sağdakiler programı. Yorumcularımız çok güzel yorumlar yapılıyor. Bu kez Hikmet Karaman'la ilgili ilginç fikirler, yorumlar vardı. Bakalım. Şimdi Abdülkadir Hatay'a... Kaldık ki abi kemen... Hatalarını konuşalım. Evet. Hocanın karşısında konuşurken Hatay attı. Bir kere kafandan geçeni direkt sorma dedim. Kafandan geçen neydi? Hocam, Mustafa Pekdemek, İlhan Parlak ya da diğer forvet oyuncularına şahsi bir husumetiniz var nedir? Taraftar ne kadar geçen buydu, bunu konuşuyor. Belki de mesaj yazdılar, ne oluyor? Onun yerine Nazip bir şekilde şunu sordu. Bir sakatlık falan mı var dedi. Evet. Bir şey mi var dedi yani. Daha böyle politik bir soru sordu. Benim aklımdan geçen şuydu. Hocam ne yapmaya çalışıyorsun derdi. Buradaki ne yapmaya çalıştığınızı biz anlayamadık. Burada konuştuğumuz gibi. Gerçek soru bu olması lazımdı. Ama evet, nezaket gösterdi. Abdülkadir dedi ki, hocamıza saygımız var. Biz sakatçı var hocam dedi. Gayet de saygıdeğer bir şekilde soru sordu. Şimdi basiretli ve kendinden emin tecrübeli bir hoca böyle bir skor alındığında şunu demesi lazımdı. Rakip şu kadar pozisyona girdi. Şu kadar pozisyon verdik. Maç öncesi tercihlerinde bekleneni veremedim. Düşündüğüm gibi olmadı. Bütün alıyorum ki çok hoca bunu yapar. Evet. Bütün sorumluluğu alıyorum. Sorumluluk bana aittir. Futbolcuların da koşmuştur. 12 kilometre koşmuş. Elinle gelen yapmışlardır. Bu mağlubiyetin sorumluluğu bana aittir diyemedi. Çünkü çok iyi biliyor ki yanlış yaptı. Evet. Şimdi teknik direktör bir maçtan sonra hatasını gizliyorsa eğer o teknik direktörün özgüveni eksik demektir. Sorumluluk bana aittir. Biraz daha şansımız olsaydı buradan puan da alabilecektik. Ama benim hatam yüzünden alamadık diyemedi. Evet. Deseydi bravo derdik. O zaman Abdülkadir başka soru sorardı. Taraftarın kafasında bu var. Bu sorular var. Bu sorulara cevap bulmak istiyorlar. Evet. Çok doğal bir şekilde. Şimdi Abdülkadir'in soru sormayıp da lay 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 sorular sorsaydı hocamız eleştiri sevmiyor. Evet. Şimdi profesyonel bir hoca Kayseri Spor'dan para kazanıyor. Ciddi de bir meblağ alıyor. Elinde iyi bir kadro var. Evet. Sorulara cevap vermek zorundadır. Taraftarın kafasındakini bizim adımıza, Kayseri camiası adına Abdülkadir sormuştur. Hocamız bu sorulara cevap vermek zorundadır. Böyle yok şöyle de böyledir, sen bunu gördün mü görmedin diye aşağılayıcı bir üslupla konuşmaya da hakkı yoktur. Evet. Yönetimin de bunu kendisine bildirmesi lazım. Evet. Ve bu şekilde yönetimin de görevi şudur. Kesinlikle Hikmet Karaman'ın abiyane tabirle kulağını çekmek zorundadır. Eğer ki bunu yapmazsa daha çok başımıza çıkar. Hikmet Karaman şehrimizin abisi değildir. Parasını alan bir teknik direktördür. Görev budur. Evet. Ve sorumluluk almak zorundadır. Herkes yerini bilecek. Hikmet Karaman'ın da yerini bilmesi lazım. Yaptı çok yanlış. Ve bizden Kayseri Spor camiasından ve spor yazarlarının tamamından özür dilemedikçe kesinlikle ben kendim adıma, şahsım adına söylüyorum, kendisini affetmem. Ağzıyla kuş, balina ne tutarsa tutsun bu yaptıklarını unutamam, maruz göremem. Radyo Plus günün gelişen spor haberlerini sundu.